Arkadaşlar merhaba, Car Station kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir Kia Ceed yapıyoruz ama Kia Ceed'in bu sefer 2011 ve 2012 model araçlarının ikisini aynı anda yapıyoruz. Bugün aynı günde bitireceğiz inşallah, test edeceğiz, teslim edeceğiz. Araçlara ne yapılıyor? Öncesinde EGR ve DPF arızaları gideriliyor, emin manifoldları temizleniyor baştan sona. Daha sonrasında performans ve yakıt tasarrufu uygulamamız olacak. Araçlarda yazılımını yükleyeceğiz ve teste çıkacağız. Şimdi Burak abi yanımızda, aracı kendisi burada. O bize biraz sıkıntılarından bahsederse, abi bize araç neden yani bize geldi, ne yapıyordu, ne gibi sıkıntıları vardı, yakıt durumu nasıldı, performansı nasıldı ve biz abi seninle beraber teste çıkacağız ya, ondan sonra da seni tekrar buraya alacağım. Bize arabanın öncesini ve sonrasını Karstation izleyenlerine, araç kullanıcılarına anlatırsa sevinirim. Tabii ki. Öncelikle araba 2012 model, 1.6 dizel 115 beygir olandır. Aracımızda öncelikle en büyük sıkıntı yakıt problemiydi. Ortalama 11-12 litre civarında yakıyordu şu an araba. Ve hani gaza bastığımız zaman arabanın çekişten düşüyordu. Araba bağırıyor, gitmiyordu. Yani bu tarz problemlerimiz vardı. Yani diyorsun ki abi arabanın ciğerleri biraz tıkalıydı. Tabii ki yani nefes alamıyordu. Tabiri caizse kahvim gidiyordu. Seni ses memnun etmiyordu. Yani ses var, gidişat yoktu. İşte ortalamada anlık yakıtta ortalama 40 litre, 35 litre civarında yakıyordu. Bunu uzun yolda beraber denklediğimiz zaman ortalama işte söylemiş olduğum gibi 11-12 litre civarında 10-11-12 litre civarında yakıt tüketimi vardı. Yani benzinlikten çıkamayan bir araç diyebilirim. Abi şimdi biz sana vaatlerimizden bahsedelim. Belediye başkanları bir şöyle çıkayım. Kısmetse biz arabayı bitirdiğimizde arkadaşlar normal şehir içi tüketimi bu aracın 5.5 ila 6 litre bandına kadar düşecek. Yani şu anki durumundan, ilk halinden, hatta daha da orijinal farkından çıktığında daha da az yakar hale gelecek. Bunu da zaten şimdi hem de şöyle söyleyeyim, 40 beygir bir güç artışı yapıyoruz. 80 Nm'ye yakın da bir tork artışı sağlıyoruz. Bunu sağladıktan sonra da arkadaşlar Burak Bey ile beraber testi yapacağız. Daha sonrasında kendisi bize aracın performansından memnun kaldı mı onu anlatacak. Tabii şu anda bir 100 km yapamadığımız için anlık verilerden ve yakıt tüketiminden size bilgi veremeyeceğim. Ama senden ricam abi yorumlara altına direkt bundan bir ay sonra ya da iki ay sonra iyice test ettikten sonra yazarsan aracımın işte durumu şudur, budur gibisinden bir yorum yazarsan oraya sevinirim. Kötüsü de olursa, iyisi de olursa abi orada açık zaten. Ben silemiyorum, edemiyorum. İstediğin gibi atabilirsin. Tabii ki bir ay sonra bu arabayı satmamış olursan muhtemelen yakıt istediğim değerlere düşmüş demek. Yani biliyorsun memnun olduk artık. Tabii çünkü şu gerek an için arabanın her şeyinden memnunum. Tek problemim yakıt problemiydi. Söylemiş olduğum gibi yani kamyon değerlerinde yakıyordu 11-12 litre olarak. Yani söylemiş olduğum değerler geçtim. Yani 7 litre bile benim için idealdi gelmeden önce. Ama sen hani 5-5,5 litre civarında yakacağını söylüyorsun. Bir de hantallık var abi arabada. Tabii ki yani arabanın çekişi yok. Gaza bastığımız zaman araba bağırıyor ancak gitmiyor. Bakalım bir de test sürüşünde kontrolünü sağlayacağız. Test sürüşünden sonra da arkadaşlar tekrar yorumları alacağız. Orada da aracın gücünden, performansından memnun kaldı mı kalmadı mı kendisi söyleyecek. Onun haricinde şimdi hemen arka tarafa döneceğiz. Bir Kia Ceed'imiz daha var. Abi seni de alayım. Şöyle. Hoş geldin öncelikle abi. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar diğer Kia Ceed'imiz de diğer tarafta, şöyle arabaya doğru dönersek bir onu da gösterelim, evet. Diğer aracımızı. Bunun da şimdi işlemleri yapılıyor. Aynı anda iki aracı birlikte yapıyoruz. Abi senin şikayetin neydi? Ne gibi? Bizim şikayetimiz aslında şöyle, Burak'ın arabasından benim bir tık daha az yakıyor ama yine tabi ortalamalar bayağı bir nasıl söyleyeyim? Ne yakıyordu? 8.5-9 civarında yakıyor. Yani, evet. O yüzden arabanın aslında çekişi falan biraz da hantal, kalkmıyordu. İşte bakalım şimdi size geldik. Kilolar aynı abi. İki evet. Aracı da deneyin. Evet. Motorlar da aynı. Evet. Sadece arasında yıl farkı var arkadaşlar. Bir tanesinde sadece araba partiküllü, diğerinde katalizör var. İkisindeki arasındaki fark, yoksa motor olarak birebir aynı, hiçbir sıkıntısı yok. Arabaların kiloları, şey olsun, aerodinamik yapısı olsun, her şey aynı. Şimdi biz yazılımı iki araca da aynı anda yüklüyoruz. Zaten abi akşam sabah berabersiniz. Evet, evet. Arabaları evet. Deneyin.
Bakalım ne olacak. Zaten... Ama muhtemelen ben şunu duyacağım. Benimki Hürkan daha az yakıyor. Onunki daha çok yakıyor. Sabahtan beri çünkü ben onu duydum sizde. Bakalım ya, sonuç itibariyle biz sana güvendik. Güveniyoruz. İnşallah. Testten sonra da zaten görüşlerini belirteceğiz. İnşallah iyi olacak. Neyse onu söyleyin abi. Tabii. İnsanlar duysun. Dediğim gibi senden de bekliyoruz. Tabii ki. Gerek grupta olsun. Bizim Facebook gruplarımız var biliyorsunuz. Evet. Zaten üyesiniz olarak. Gerek de bizim kanalın yorumları olsun. Yazabilirsiniz. Kötü yorumları Google'da da yazabilirsiniz. Benim kendi işletme hesabıma da yazabilirsiniz. Evet. Varsa öyle bir şey. İnsanlara açık ve net olalım. Derdimiz bu şeffaflık çerçevesinde. Bu işlemlerle ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler için sadece şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar yazılım yaptık, ettik. 15 gün abi yerde süreniz var. İstediğiniz anda herhangi bir şeyden Hürkan canım sıkıldı, ben iptal etmek istiyorum deyip gelseniz dahi 15 gün içerisinde denediğiniz arabayı bana gelip orijinal yazılımı yüklettirebiliyorsunuz ve para iadesini yapıyoruz. Peki. 15 günlük garanti çerçevesinde abi bilginiz olsun. Arabaları bu şekilde teslim zaten edeceğiz. Zaten bunu başka bir firmada ben görmedim. Ben bayağı bir araştırıyoruz, bakıyoruz ama gerçekten böyle bir garanti vermek de keşke olsa. Harcı değil yani. Yani keşke olsa. Ben de aynı durumdan mağdur olduğum durumlar oluyor. Evet. Ne bileyim işte elektronik bir eşya alıyoruz vesaire bir şey. Evet. Yani bu çok önemli. Malın kalitesini ve malın arkasında durduğunuzu gösteren bir durum. Doğru. Ben bunu sağlamaya çalışıyorum. İnsanlara buradan direkt söylüyorum ki yayınladığında da kanıt olarak dursun diye bunu söylüyorum. Geldiniz, yaptınız, yazılım yüklendi. Diyorum yine koşulsuz şartsız istediğiniz zaman 15 gün içerisinde bize gelip paranızı iade alırsınız. Aracı da orijinale döneriz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Tamamdır. Abi şimdi işlemleri yapalım. Arabaları bitirelim. Teste çıkalım iki arabayı da. Aynen. Ondan sonra yine burada inşallah muhabbet edelim. Tekrar görüşlerimizi getireceğiz. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kia CD'mizin de yazılım yükleme işlemlerini gerçekleştirdik. MV manifold temizliğini gerçekleştirdik. EGR ve partikül arızalarını giderdik. Araçlar şu anda sağlıklı bir şekilde tamamen stabil halde yürüyor. Araçlarla testleri de gerçekleştirdik. Yolda kullandık. Yol testlerimiz de bitti. Şimdi sıra geldi müşterilerimizden araçlarıyla ilgili duygularını dinlemeye. İlk başta abi seni şöyle alayım. Tabii. Aracını kullanan senin araba dışarıda ama Evet. Şu anda çalışıyor. En son testten o geldiği için araba biraz soğusun diye biraz dinlendiriyoruz. Evet. Abi sen öncesiyle sonrası arasındaki farkı kullanımı. Öncesinde zaten biliyorsun araba kalkışlarda bir hantallık vardı. Bu hantallık şu anda artık kalmadı ve araba gerçekten artık gaza basmadan uçuyor yani öyle diyeyim. Gerçekten çok güzel, eline koluna sağlık. Çok sağ ol. Çok başarılı bir yazılım oldu. Yani diyecek bir şey yok. Kazasız belasız kullanın. Teşekkür ediyoruz. Önceden o yokuşlardaki yığılma vesaire olayı tamamen ortadan tamamen kalktı. Eskisi kadar şu anda gaza yükleniyor musun? Yüklenmiyorum. Gaza yüklenmiyorum. Gaza yüklenmiyorum yani. Rahat çakıp yürüyor yani. Değil mi? Gidiyor araba. Gerçekten çok başarılı oldu. İnek oluna sağlık. Sağ çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bizi tercih ettiniz. Güvenip geldiniz. Bizi gördünüz. Evet. Buraya. Abi seni de şöyle alalım. Senin aracınla ilgili düşüncelerini Kia Brothers kardeşlere. Ya ben sadece şunu söyleyeyim. Sen de baştan sonra. Arabadan çok biz rahatladık öyle söyleyeyim. Çünkü gaza bastığımız zaman işte vites küçültmesi olsun, vites büyütmesi olsun, yokuş yukarı olsun. Kesinlikle artık şey yapmıyor. Araba tıkanmıyor. Yani aralıksız bir güç varmış hissi veriyor kesinlikle. Yakıtta da ölçeceğiz biz onu sana yani bilgisini şöyle vereceğiz. Şöyle söyleyebilirim. Daha bunun için çok erken biliyorum ama ölçüm için. Şöyle söyleyebilirim, normal rahat bir şekilde kullandığımda zaten ilk başta da söylemiş olduğum gibi 10-11 litre civarında yakıyordu. Şimdi test ederken bayağı sıkıştırarak kullandık. Yani sürekli yüksek devirlerde kullandık. Ona rağmen şu an 7.5 ortalamayla geldik. Yani yüzümüz gidiyor ya, eline koluna sağlık. Gerçekten teşekkür ederim. Tercih ettiniz abi, buraya bak, kadar geldiniz. Emeklerine sağlık. Varsa bir eksik durumumuz biz kusura bakmayın sizin yok, için de yani yok, şey yapmayın. Yok bir şey yok. Benimle konuşan çok güzel. İnşallah sağlıklı, sıhhatli, yıllarca uzun kullanırsınız. Sizden ricam dediğim gibi yorumlara alta yazın abi. Evet. Bir ay sonra olur, iki ay sonra olur. Belirtin ki insanlar da işte
boşuna yakmasın. Bu hayat pahalılığından biraz insanları kurtaralım. Doğru, evet. Şu an iki şeyi de öğrenmiş olacaksınız. Yani ben biraz daha sert kullanıyorum. Yine abim daha, yani bana göre daha sakin kullanıyor. Evet, doğru. Şimdi iki yorum da sağlıklı bir şekilde öğrenmiş olduk. Yani sakin kullanımdaki ortalama nedir? Ortalama veya biraz daha sert kullanımdaki ortalama, ikisini de görmüş olacaksın. Ben iki kullanımı da gördüm. İkisinin arasında farkı gördüm. Biri hiç gazdan çekmiyor ya. Hele o ESP muhabbetinden sonra. Evet, kesinlikle yani. Ve tercih edecekseniz Kiasit'in ESP'si iptal edilebilirse. Çok daha keyifli oluyor. Eyvallah, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Tekrar arkadaşlar, çok sağ olun. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Bize CarStation hesaplarından da ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarım, iletişim bilgilerim aşağıda bırakıyorum. Aklınıza takılan herhangi bir soruda hiç çekinmeden beni arayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.